Değerli arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar, tekrar merhabalar. İngilizce hikaye kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü bölümde kalmıştık bu seride arkadaşlar. Hemen başlayalım hiç zaman kaybetmeden. Dördüncü bölümün arkadaşlar ismi Ramdas and Monkey, the Monkey. İşte Maymun ve Ramdas. Every morning, her sabah, when Sarah gave the birds their bread, she looked across the attic window next door. Sarah her sabah kuşlara yemini verirken, yani ekmeğini verirken, she looked across the attic window. Yani yan taraftaki, karşı taraftaki mesela tavan arası odasının penceresine de bakıyordu. Yani baktı. But nobody opened it. Fakat pencereyi hiç kimse açmadı. Nobody called out good morning. Kimse günaydın demedi o taraftan. Across the roof. Yani çatının o tarafından. Or gave Sarah a friendly smile. Ya da Sarah'a kimse bir yani arkadaşça bir gülümseme vermedi. Perhaps the Indian gentleman servants are all asleep downstairs. She talked sadly. Yani Sarah üzgün bir şekilde, arkadaşlar üzgün bir şekilde düşündü ki belki de dedi bu Hindistan'dan gelen adamın hizmetçileri tümü aşağıda uyuyor. All sleep downstairs. Her life was very lonely now. Sarah'ın hayatı arkadaşlar, Sarah'ın arkadaşı artık yalnız, yani hep yalnız geçiyor. She saw Becky every day. Her gün Becky'yi görüyor. Elbette. Of course. But they didn't have much time to for talking. Yani konuşmak için pek fazla zamanları olmuyor. The cook and the other servants were not friendly. Aşçı ve diğer hizmetçiler Sarah'a karşı arkadaş canlısı değiller. Bakın arkadaşlar, servants were not friendly. Sometimes at the night, bazen geceleri Ermengard come up to Sarah's room. Ermengard Sarah'ın odasına geliyor. But it was not easy for her to come often. Fakat o, yani Ermengard için Sarah'ın odasına sık sık gelmek bazen kolay olmuyor. Evet. Then one evening, bir gün, yani bir akşam, Sarah was in her attic when she heard the noise on the roof. Sarah odasındayken, odanın çatısında bir ses duyuyor arkadaşlar. She looked up, yukarıya bakıyor, and there at the open window was a small donkey. Ve açık pencerenin yanında küçük bir maymun vardı. Oh, you dear little thing. Oh, küçük seni küçük sevimli şey, dedi Sarah. At once, hemen the monkey jumped down and began to run round the room. Maymun hemen Sarah'ın odasına atladı ve odanın içerisinde gezmeye başladı. Evet. Sarah laughed. Sarah güldü. She got up on the table and looked. Sarah masanın üstüne çıktı zannedersem. Out of the window. Bir daha bakalım altta. Sarah laughed. She got up on the table and looked out of her window. And the next window she was face the smiling face of an Indian Lascar. Zannedersem memur masanın üstüne atladı. Oradan oraya atladı. Yine aynı şekilde. And the next window she was a face. Yandaki pencerede bir yüz gördü. The smiling face of an Indian Lascar. Hindistanlı yani gemi, Lascar gemici aslında da arkadaşlar. Hindistanlı hizmetçiyi gördü. Evet, şu adamı gördü arkadaşlar. Resimde de görüyorsunuz. Oh, cried Sarah. Sarah, oh, dedi. Have you got a monkey? Bir maymununuz mu var? He is in my room. O benim odamda. The Lascar's name was Ram. Das. Bu gemicinin ismi Ramdas'tı. And yes, evet, it was his monkey. O onun maymunuydu. He gave Sarah a big smile. Sarah'a böyle kocaman bir gülümseme verdi arkadaşlar. I am so sorry, he said. Çok üzgünüm. Can I come and get him? Gelip onu alabilir miyim? Can I come and get him? Onu gelip onu alabilir miyim? Oh yes, please, say Sarah. Elbette, buyurun, dedi. I think he is afraid of me. Zannedersem benden korkuyor. I think he is afraid of me. And he runs so fast. Ve çok hızlı koşuyor. But can you get across the roof? O, peki siz yani çatının bu tarafına geçebilecek misiniz? Yes, Ramdam. Ramdas could. Elbette. Ramdas bunu yaptı. Yani çatının öbür tarafından Sarah'ın odasına geçti. And a minute later he was in Sarah's room. Ve bir dakika sonra Sarah'ın odasının içerisindeydi. Soon
Soon the monkey jumped into his arms ve hemen maymun onun kucağına atladı. And Ramdas thanked Sarah again and again. Ve Ramdas Sarah'ya çok teşekkür etti. Then he went away. Sonra uzaklaştı. Apostrof çatının öbür tarafına geçti. Back into house next door. Yandaki odanın içerisine girdi. Yani evin içerisine girdi diyelim arkadaşlar. Alta geçiyorum. Yani. Sarah went to the shops 5 or 6 times a day. Sarah günde 5-6 defa dedi. 5-6 defa markete gidiyor arkadaşlar. Alışverişe gidiyor daha doğrusu. And when she walked past the house next door ve yandaki evin. Yanda hani bu Hindistanlı hizmetçinin çalıştığı evin diyelim arkadaşlar. Oda değilmiş. Yani ben hep oda dedim. Aslında evmiş. Evet. She walked past the house next door. Devamlı o yandaki evin kapısının önünden geçiyor. She often talked about the Indian gentleman. Ve devamlı olarak bu Hindistan'dan gelen adamı düşünüyor. She felt sorry for him. Yani Sarah onun için üzülüyor. She felt sorry for him. He had no wife or family. Bir karısı yok, ailesi yok. And the doctor visited the house every day. Ve doktor evi her zaman ziyaret ediyor. Hemen hemen her gün. Mr. Carmichael. Bay Carmichael, the lawyer often visited. Yani bu avukat olan arkadaşlar şu resimde gördüğünüz kişi. Bu Hindistan'dan gelen kişi. Bu da avukat olan kişi. Mr. Carmichael, bunun adı Mr. Carmichael. Carmichael, the lawyer. Yani avukat olan. Often visited too. O da ziyaret ediyor. And sometimes the Carmichael children went with him. Ve bazen Carmichael'ın çocukları ona eşlik ediyor. Bu İngiliz'i ziyaret. Yani Hindistan'dan gelen adamı ziyaret etmek için. Evet. Buradayım arkadaşlar. Mouse'la da gösteriyorum. Sarah was pleased about that. Sarah bunu yani bunu duyunca aslında duyunca yok burada aslında da yani bundan dolayı çok mutluydu. It is nice to see. It is nice to see friendly faces when you are in. Yani hasta olunca böyle seveceğin yüzler görmek oldukça güzel diye düşündü. Evet. The Indian gentleman talked that too. İşte İngiltere yani bu İngiliz beyefendi de böyle düşünüyordu. He liked the children very much. Çocukları çok seviyordu. But he was a very unhappy man. Fakat çok mutsuz bir adamdı. Mr. Carmichael was his friend. Bay Carmichael onun arkadaşıydı. And he talked to him a lot. Onunla çok konuşuyordu. But they talked about only one thing. Fakat onlar devamlı bir şey üzerinde konuşuyorlardı. Bakalım ne konuşuyorlar. I must find the child. Çocuğu bulmak zorundayım. Said the Indian gentleman. Hindistan'dan gelen bu bay söyledi. His name was Mr. Carrisford. Onun adı Bay Carrisford'muş. I must find her. I must find her and take care of her. Onu bulmalıyım ve onunla ilgilenmeliyim. Bakın arkadaşlar. Onu bulmalıyım ve onunla ilgilenmeliyim. But where is she? Fakat nerede? Here I am. Ben buradayım. With all this money. Ve bütün bu parayla birlikte, bütün bu altın madeniyle birlikte arkadaşlar ben buradayım. And half of it Ralph Griffin's money. Ve bu paranın yarısı Ralph Griffin'dir. Yani Ralph Griffin parasıdır. Hatırlarsanız arkadaşlar Ralph Griffin Sarah'nın babasıdır. O öldü. Nerede öldü? Hindistan'da öldü. Ne yaparken öldü? Elmas madenine ortak oldu. Sonra bu bir arkadaşı onun parasını alıp kaçtı. İşte o arkadaşı şu gördüğünüz kişi arkadaşlar. Şu anda gelmiş Sarah'ı arıyor. Ona babasının hani parasını vermek istiyor zannedersem. Onunla ilgilenmek istiyor. Bakalım nasıl gidecek hikaye. O çağırmışım. Why did I leave my friend and run away when things looked bad? Burada avukat arkadaşı çağırmışla konuşuyor. Kim konuşuyor? Bu İngiliz adam. Diyor ki why did I leave my friend? Neden arkadaşımı bıraktım? And run away. Kaçtım. When things looked bad. Yani olaylar kötü giderken neden arkadaşımı bırakıp kaçtım? Neden? Neden? You ran away because you were ill with a fever, said Mr. Chalmers. Bay Chalmers ona dedi ki, sen diyor kaçtın fakat sen hastaydın, ateşler içindeydin. It is nearly killed you. Bu ateş seni neredeyse öldürecekti. Hatırla, remember. And it did kill poor Ralph. Elbette o zavallı Ralph'ı öldürdü. Yani ateş Ralph'ı öldürdü, Mr. Crossford dedi. He put all his money into the mines because I was his friend.
Ben onun arkadaşı olduğumdan dolayı hani bana güvendi. Bütün parasını bu elmas madenlerine yatırdı. But at first we didn't find any diamonds. Fakat biz ilk başta hiç elmas bulamadık. And Ralph's money was gone. Ve Ralph'ın parası gitmişti artık, bitmişti. I was afraid to tell him. Ona söylemekten korkuyordum. So I ran away. Ve bu nedenle kaçtım. And later when we did find diamonds ve sonra biz bu elmasları bulduğumuzda madenin içerisinde Ralph was dead. Ralph ölmüştü. He laughed angrily. Kızgın bir şekilde güldü bu adam. Arkadaşlar İngiliz güldü. What a brave friend. What a brave friend I was. Ne kadar cesur bir arkadaşım ben. Bakın burada kendi ikisi konuşuyorlar. I must find a child and take care of her. Çocuğu bulup onunla ilgilenmeliyim diyor. It is not easy to brave. It is not easy to be brave. Yani cesur olmak gerçekten kolay değil. Mr. Charmel. Charmel said quietly. Bay Charmel sessizce söyledi. When you are ill with a fever. Özellikle de yani ateşli bir hastalığa yakalandığın zaman, ateşli bir hasta olduğun zaman. Mr. Carrisford looked into fire. Bay Carrisford ateşe doğru baktı. Ramdas tells me. Ramdas söyle bana dedi. About a little servant girl next door. Komşumuz olan diyor, o hizmetçi kız. The monkey ran away. And Ramdas went across the roof and to get him back from her room. Ha, burada avukat arkadaşını anlatıyor. Diyor ki he said about a little servant girl next door. The monkey ran away. Hani maymun kaçıp gitmişti ve Ramdas o eve gidip yani çatıdan o eve gidip onu geri getirmişti. The poor child sleeps in a cold, dirty attic. Zavallı çocuk soğuk ve kirli bir tavan arası odada uyuyor, sleeps, uyuyor. And works about 16 hours a day. Günde 16 saat çalışıyor. Is Ralph's daughter living like that? Acaba Ralph'ın kızı da böyle mi yaşıyor? I can't stop thinking about it. Yani bu konu hakkında düşünememezlik yapamıyorum. Durduramıyorum yani. Durmadan düşünüyorum. We are going to find her one day, said Mr. Charmish. Bay avukat olan Charmish dedi ki mutlaka yani onu bir gün bulacağız. We are going to find her one day. Evet. Diğer sayfaya geçiyorum arkadaşlar. Şu kısımda But how? Fakat nasıl? Said Mr. Carrisford. Bay Carrisford dedi. He put his head in his hands. Yani kafasını ellerinin arasına alarak I never saw her. Onu hiç görmedim. Yani kızı görmedim. Sarayı görmedim. I don't know her name. Onun ismini bile bilmiyorum. Ralph always called her. Ralph devamlı onu Little Missus diye çağırırdı. Yani ondan bahsederdi. Küçük Missus diye isimlendirirdi onu. We talked all the time about the mines. Biz her zaman hep madenler hakkında konuştuk. He never told me the name of her school. Hiçbir zaman bana kızının gittiği okul hakkında bilgi vermedi arkadaşlar. İsmini söylemedi. Her mother was French. Kızın annesi Fransızdı. So did he take her to a school in France? Acaba o onu yani Ralph kızın babası, Sara'nın babası onu Fransa'da bir okula mı götürdü, yazdırdı? Or was it in England ya da İngiltere'de mi? Well, we know there was a child at a school in Paris. Well, pek öyleyse biz diyor Paris'teki okulda, yani Paris'te bulunan okulda bir çocuğun olduğunu biliyoruz. Said Mr. Charmishel dedi avukat olan. With the name of Carew or Crewe. Yani soyadı Carew olan, Crewe olan bir çocuk vardı Paris'teki bir okulda. Biz bunu biliyoruz. Her father died suddenly. Babası aniden ölmüştü. And a Russian family took her away with them. Ve Rus aile onu beraberinde götürmüştü. Çünkü she was a friend of their daughter. Çünkü o kız kendi kızlarının arkadaşıydı. Perhaps this girl is Ralph's Cleve's child. Belki de bu kız Ralph Cleve'ın kızıdır. Ralph Cleve hatırlarsanız arkadaşlar Sara'nın babasıdır. Evet. Now şu anda onlar çocuğu aramaya başlıyorlar. Next week I'm going to Moscow to look for her. Gelecek hafta Moskova'ya gidip onu arayacağım. Kim diyor bunu? Avukat diyor arkadaşlar. Devam edelim. I want to go with you. Seninle gelmek istiyorum. But I am not well. Fakat iyi değilim. Dedi. Bay Carrisford. I must find her. Çağırmış o. I must. Carrisford devam ediyor konuşmaya arkadaşlar. Onu bulmalıyım. Çağırmış o.
I must, bulmalıyım. Every night in my dreams, her gece rüyalarımda I see Ralph Griff's face, Ralph Griff'in yüzünü görüyorum. Ve bana diyor ki, Tom, Tom, where is my little missus? Tom, Tom, benim küçük missusum nerede? And I have no answer for him. Ve ona bir cevabım olmuyor. Mr. Carsford took his friend's hand. Bay Carsford arkadaşının elini tuttu. Help me to find her. Help me. Onu bulmama, onu bulmam için bana yardımcı ol. Lütfen yardımcı ol. Devam ediyor. Şu kısımdayım arkadaşlar. Winter came. Kış geldi. With its short dark days. Kısa ve karanlık günleriyle. Yani gündüzleriyle. And the attic rooms were very cold. Ve tavan arasındaki oda oldukça soğuktu. There were no fires for servant girls. Hizmetçi kızlar için odada ateş yoktu, ısıtıcı yoktu. And often Sarah and Becky could not sleep because of the cold. Ve soğuk yüzünden bazen Sarah ve Becky uyuyamıyorlardı. Sarah was taller now. Sarah'ın boyu uzamıştı. And her old black dress was very short. Ve onun siyah elbisesi artık ona kısa geliyor. Çok kısa geliyor. Her shoes were old. Ayakkabıları çok eskiydi. And she had no warm coat for the winter weather. Ve bu soğuk kış günleri için bir mantosu yoktu. Evet arkadaşlar. She had no warm coat. Ilık bir mantosu yoktu. She was thin too. Ve çok zayıflamıştı. Zayıftı artık. She didn't get very much to eat. Yani yemek için yani bir şeyleri elde edemiyordu. And she was always hungry. Ve her zaman açtı. Bakın arkadaşlar burada Sarah'ı görüyoruz. Bakalım olay nasıl gerçekleşiyor. She cried. She carried a big basket of shopping through the rain and snow. Yani devamlı mesela rüzgarda yağmurlu havada ve karlı havada hani alışverişe giderken hep bu yani yağmurlu havada ve karlı havada alışverişe giderken büyük bir sepet yanında götürürdü arkadaşlar. Sepet taşırdı. One day she found a sixpence in the snow. Bir gün karda 6 penny gördü arkadaşlar. Yerde para gördü arkadaşlar. And she bought some hot new bread with it. Ve bu parayla sıcak bir ekmek aldı. Then she saw a child by the door of the shop. Ve dükkanın çıkışındaki yani dükkanın çıkış kapısının yanında bir çocuk gördü. The child had no shoes and no coat. Çocuğun ne ayakkabısı vardı ne de elbisesi. And her thin face was blue with cold. Ve onun zayıf yüzü evet masmavi olmuştu soğuktan. She is hungrier than I am, thought Sarah. Sarah düşündü ki yani o benden daha aç. And she gave her hot new bread to the child. Ve o sıcak ekmeği çocuğa verdi. When she got back to the school, okula geri döndüğünde Miss Minchin, Bayan Minchin was angry. Çok kızmıştı. Cook is waiting for you, Sarah. Yani yemek seni bekliyor. Yani yemek değil de aslında. Yani yemek hazırlamak diyelim arkadaşlar. Evet. Evet. Hani hazırlayacağın yemek seni bekliyor. Why are you late? Neden geç kaldın? Neden geç kalıyorsun? Burada resimde arkadaşlar. She is hungrier than I am. O benden daha aç. Sarah düşündü. Geliyoruz şu kısmı arkadaşlar. Bölümümüz biraz uzun oldu ama ne yapalım. Görüyorsunuz burada Sarah, bu da Lavinia. Şimdi karşılaşıyorlar. Bakalım ne söyleyecekler birbirlerine. Oh, here's Princess Sarah, Lavinia said. Resmin altındaki yazıda Lavinia dedi ki, oh, bu Prenses Sarah. İşte Prenses Sarah. Evet. I can't walk quickly through the snow, said Sarah. Hatırlayacağınız gibi Bayan Mrs. Sarah'a kızmıştı. Neden geç kaldığını sormuştu. I can't walk quickly through the snow. Karın içinde diyor hızlı bir şekilde yürüyemiyorum dedi Sarah. My shoes are old. Ayakkabılarım çok eski. Bayan Minchin. And my feet get very cold. Ayaklarım bu nedenle çok üşüyor. Bayan Minchin didn't like to hear this. Bayan Minchin yani bu cümleyi duymaktan hoşlanmadı. Don't speak to me like that. Benimle böyle konuşma dedi. I am kind to you. Ben sana olabildiğince yani ben sana kibarım.
Sana iyiyim. I'm giving you a home. Sana ev veriyorum. But you never say thank you to me. Fakat bana hiç teşekkür etmiyorsun. Hiçbir zaman teşekkür etmiyorsun. Sarah looked at her. Sarah onun yüzüne bakarak you are not kind. Yani sen el açık biri değilsin, kibar değilsin. She said quietly, sessizce söyledi. And this is not a home. Ve burası da bir ev değil. Go to your room at once, said Miss Mission, Bayan Mission dedi ki, hemen git odana. On the stairs, Sarah met Lavinia. Yani Sarah merdivenlerden çıkarken Lavinia ile karşılaştı. Lavinia looked at her. Lavinia ona baktı ve küçük bir gülümseme verdi. Yani küçük yani böyle güldü. Az güldü diyelim arkadaşlar buraya. Oh, here's Princess Sarah. Oh, işte Prenses Sarah, she said. In her old dress and dirty shoes. Yani eski ayakkabıları ve eski elbisesi ve kirli ayakkabılarıyla. In the attic, Sarah sat down on a chair by her table. Yani yukarıdaki tavan arasındaki odada Sarah masanın yanındaki sandalyede oturdu. I must be brave. Cesur olmalıyım, she whispered. Kendi kendine yani böyle fısıldadı. A princess is always brave. Yani bir prenses daima cesurdur. So I must be. Ve ben de öyle olmalıyım. But it is not easy. Fakat kolay değil. She put her head down her on her arms. Yani kafasını ellerinin arasına aldı. Oh father, do you remember your little missus? Oh baba, küçük missusunu hatırlıyor musun? Can you see me now? Beni şimdi görebiliyor musun? And in the house next door, yandaki evin odasında Mr. Carrisford sat by a warm fire. Mr. Carrisford ateşin yanında, yani sıcak ateşin yanında, ılık ateşin yanında oturuyor. Moscow is a long way from London. Moscow Londra'dan çok uzak. And he could only wait. Ve sadece bekleyebilir. But he talked about Ralph Cleave's child every day. Fakat Ralph Cleave'in kızı Sarah hakkında her zaman düşünüyor. Yani aklından çıkartamıyor. He talked about other children too. Aynı zamanda diğer çocukları da düşünüyor. Do. Ramdas, he said. How is that poor little servant next door? Komşumuz da, yani komşumuz olan binada çalışan hizmetçi kız nasıl? Nasıl biri? Can we do something for her? Onun için bir şey yapabilir miyiz? Ramdas konuşuyor arkadaşlar burada. I see her in the street every day. Onu her gün caddede görüyorum. In the rain, yağmurda, karda, she looks thin, çok zayıf gözüküyor, and hungry, ve aç, çok zayıf ve aç gözüküyor diyelim arkadaşlar. But we can help her, fakat ona yardımcı olabiliriz. I can easily get in through her attic window. Ben diyor onun odasına diyor, çatıdan diyor çok rahat girebilirim. Listen, and buna birlikte konuşuyorlar arkadaşlar, and he talked for some minutes, ve birlikte birkaç dakika konuştular. Mr. Carrisford, bu adam arkadaşlar, Bay Carrisford, smiled, gülümsedi. Yes, he said to Ramdas. Ramdas dedi ki, evet, evet, sevdim. Hadi yapalım o. Sevdim o işi. Hadi yapalım. Listen, said Ramdas. Dinle. Bakalım diğer bölüme. Evet, değerli arkadaşlar, videoya burada son veriyorum. Kitabın 5. bölümüne geçtik. 5. bölümde bizi nelerin beklediğini pek fazla bilmiyorum. Ben de sizinle birlikte okuyorum. Hemen anlamlandırıyorum arkadaşlar. Ama işte bölümü okumadan önce yine bir göz gezdiriyorum. Hani bilmediğim kelime falan varsa hemen bakıyorum sözlüğe. Çünkü o bilmediğim kelime ne yapacaktır? Benim mesela o cümlede düzgün bir anlam kurmama engel olacaktır arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şunu da belirtmek isterim ki yani bir cümlede yani bir dilin başka bir dilde tam karşılığı yoktur. Bunu sakın unutmayın. Öyle mesela mutlu bir anlamlandırma olmaz. Yani tam böyle yani kelime kelime, gramer gramer şekilde bir anlamlandırma olmaz. Burada mesela yani siz de göreceksiniz dili öğrendiğiniz zaman tam anlam veremeyeceksiniz. Yani çünkü siz farklı bir dünyanın içerisinde yaşıyorsunuz. Yani orada mesela kelime farklıdır. Ama burada önemli olan o dili mesela yani çalışan kişinin cümleyi anlamlandırmaya geldiği zaman orada o kitabın yazarının o cümleyle neyi söylemek istediğini önemli olan şey onu anlamak. İlk başta onu anlamak. Ondan sonra bunu Türkçe kelimelere aktarmak. Evet. Elbette mesela dört dörtlük olmayacaktır. Bu zamanla bir deneyim gerektiren bir şeydir. Öyle kolay kolay olmaz. Ben bile mesela yani belki desem
1998'den beridir İngilizce çalışıyorum desem yeridir. Her gün de çalışıyorum. Yani çalışıyorum ama bu benim mesela yani kimse demiyor mesela bunu ders olarak çalış. Hayır, ben yani normalde kitap okuyorum. Yani tarih kitapları okuyorum. İngilizce tarih kitaplarına falan bakıyorum. Halen daha bilmediğim kelimeler var. Ve bu kelimeleri mesela çıkartıyorum, not ediyorum ve çalışıyorum. Dil bir süreç arkadaşlar. Dili ben öğrendim, bitti. Hemen başka bir diye hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Dil bitmez. Dil her zaman gelişir arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar, herkese kolaylıklar diliyorum. İyi günler.